Miray Dönertaş. Henüz 5,5 aylık bir bebek o. O ve ailesi zorlu bir mücadelenin içindeler. SMA hastası Miray bebek için gönüllü kahramanlar umut ışığı aramaya devam ediyor efendim. Evet, Kartal'da 3 gün süren bir kermes düzenledi gönüllüler ile birlikte. SİDAT Başkanı Nazife Hüner'in öncülüğünde başlatılan kermes bugün 3. gününde, şimdilik kermesin son günü. Biz de 3. gününde buradayız. Şöyle biraz ilerleyerek size aktarmak istiyorum. Evet, biz de canlı yayın yapmıştık Miray Bebek için. Miray Bebek'in kampanyası şu anda %74'lük bir dilime ulaştı efendim. Yani kampanyanın bitmesine çok az bir süre kaldı. İnşallah tabii ki Miray Bebek daha çok büyüyüp kaslarını yitirmeden bu kampanya tamamlanacak ve o da diğer sağlığına kavuşan bebekler gibi, inşallah ümit ediyoruz, sağlığına kavuşmuş olacak. Tabi Miray Bebek sadece bir kişi efendim. Birçok SMA hastası bebek ve aileleri umut ışığı arıyor. Şimdi şöyle biraz daha gösterelim. Tamamen kermes gönüllü kahramanlardan oluşmakta efendim. Kermesin tüm geliri Miray Bebek'in kampanyası için bağışlanacak. Ve Miray'a inşallah ümit ediyoruz umut ışığı olacak. Biraz siz yaklaşın, birazcık konuşalım efendim. Merhabalar, kolay gelsin öncelikle. Şöyle gelelim Murat Bey. Nasıl gidiyor kampanya, ne aşamada? Ya da işte kermes satışları nasıl? Bayağı sakin gidiyor. Evet. Birinci günü zannedersen biraz kalabalık oldu ama. Biraz oldu. Dün biraz daha azaldık. Bugün bayağı bir azaldık. Evet. Efendim, kermes Kartal Belediyesi'ne ait etkinlik çadırının hemen bahçesinde gerçekleşiyor. İki gün diğer tarafta oldu. Orada şu an organik pazar kuruluyor her hafta bildiğiniz üzere. O yüzden kermes biraz o noktanın karşı tarafına alındı. Biz herkesi Miray Bebek'in kampanyasına destek için bekliyoruz. Buraya çağrıda bulunuyoruz. SİDAT Başkanımızı görüyorum. Hemen buraya alalım sizi efendim. Merhabalar. Merhaba. Evet, Nazire Hüner. SİDAT Kartal Sivas Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin başkanı kendisi efendim. Bu kermeste gerçekten o da elinden geleni yapıyor, inanın. Buna kendisi öncülük yaptı zaten. Biraz duygularını alalım. Evet, bugün 3. günündeyiz. Kermesimizin gayet güzel gidiyor. 2 gün boyunca biliyorsunuz organik pazarın içindeydik. Bugün pazar kurulması dolayısıyla evet, çadırımızın yan buraya tarafındayız. Alanımızı yine sabah geldik. Her gün 8.30'da geliyoruz. Akşam 6.30'a kadar burada kalıyoruz. Gayet güzel kermes yaşadık. Bugün de öyle. Yeni pazarın olmasından dolayı kalabalık da var. Burada olduğu gibi sanırım farklı bölgelerde oluyormuş. Şöyle, evet. Dün biz bugün 3. günümüz ama cumartesi ve pazar günü de Çayırova'da yine çarşı içinde kermesimiz kuruldu. Çok güzel sonuçlar aldık. Dönüşler çok güzeldi. Kaça kadar sürecek efendim? Bugün 6.30'a kadar buradayız. Çok erken bir saat. Lütfen destek için bekliyoruz. Evet. Ürünlerimiz hala var. Bütün ürünlerimiz gönüllüler tarafından verildi. İkinci el ürünümüz kesinlikle yok. Sağ olsunlar duyarlı vatandaşlarımız, duyarlı olan esnaflarımız, Kartal esnaflarımızla zaten bu pazarımızı oluşturduk, kermesimizi oluşturduk. O yüzden süremiz varken 6'ya kadar herkesi evet, buraya destek olmaya çağırıyorum. Ve bütün gönüllü kahramanlarımıza, arka planda kalmış kahramanlarımıza da ve sizlere de çok teşekkür ediyorum sesimizi duyurduğunuz için. Biz teşekkür ediyoruz size ve gönüllü kahramanlara, biz de çok çok teşekkür ediyoruz efendim.